27. haftayı bitirdik. Tepedeki 4 takım kazandı. Aşağıdaki dört takım kimisi kazandı, kimisi kaybetti. Hepsine birlikte bakacak olursak ne gördünüz 27. hafta özelinde? 28. hafta oynayacak hocam. Evet. Gelirse puan durumu da sonuçlar gelecek herhalde. Ya yani yukarıda ben 1-2-3-4'ün sıralamada belki fark değişir ama bu dört takım değişmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü 5. takıma 9 puan fark adam. bir Trabzonspor var. Artık bu dörtlü nasıl yerleşir? Beşiktaş üzerine çıkar mı Trabzon? Beşiktaş Galatasaray'ı yakalar mı? Ben ama şampiyonluk yarışının Galatasaray ile Başakşehir arasında olduğunu, ikincilik yarışında üç takımın da bir şekilde var olduğunu düşünüyorum. Ben genelde Beşiktaş Galatasaray'ı geçeceğini düşünüyorum. Aşağısı çok karışık hocam. Evet. Ama e, Ankara'cı Fenerbahçe maçından sonra 32 yaptığı zaman iki, iki takımda Ankara'cı ve Fenerbahçe. Esasında önce üzüldüler beraber ama bir baktılar Akisar Galip. 5 puan açmış oldular 27 puanı Göztepe'ye yani düşen takımdan 4 farkları 5'e çıkardılar. Bunu bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Arada zaten bir sürü takım var hocam. E doğru. Ben biraz fazla öngörü olacak belki ama düşecek takımında bu son 4 takımdan bir 3 e olacağını düşünüyorum. Yani Ankara Ücülü şeyin Fenerbahçe'nin bir şekilde buraya girmeyeceği düşüncesindeyim bu mücadeleye girmiş. Bunu biraz şey kadrolara, fikstürlere, Aynen, Fikstür. deneyimlere bakarak söylüyorsunuz evet, herhalde evet, değil mi? kalan 7 hafta tabii çok. 7 hafta kalması da bunu söylettiriyor bana. Evet. Ben böyle olacağını düşünüyorum. 90 saniye bir görelim. Yap bakalım hocam. <laughs> Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında 38 kez de topla en fazla buluştu ve 21 şutla en çok şut çektiği ikinci maçını oynadı. <laughs> Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son 10 golün 7'sini Papi Sisse kaydetti. Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de 3 gol attığı Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarının hepsi deplasmanda oynandı. Embaye Cagne bu sezon attığı 10. penaltı golüyle birlikte 2010-2011 sezonunda 9 penaltı gol atan Alex de Souza'yı geride bırakarak 2007-2008 sezonundan bu yana bir sezonda en fazla penaltı gol atan oyuncu oldu. Süper Lig'de deplasmanda 11 maçtır kazanamayan Fenerbahçe en son Kasım 1985, Kasım 1986 arasında 20 maç kazanamamış ve bu alanda en kötü serisini yaşamıştı. Göztepe'yi 1-0 inen Akisar Spor'un deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. Bode Koyta 24 Şubat 2017'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında 2 gol attı. Edin Vişya, Atiker Konya attığı golle birlikte Süper Lig'de 11 gol 13 asiste ulaştı ve 24 gole doğrudan katkıda bulunarak en fazla gol katkısı yaptığı sezonu egale etti. Beşiktaş 2 Mart 2003'te 7-3 kazandığı Göztepe maçının ardından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında geri gol attı. Haftanın karnesinde merak ediyoruz herhalde. Bakalım mı? Bakalım hocam sürelere. Siz özellikle süreleri ben üzerinde bayağı duruyorsunuz. Evet, topun da. oyunda kalma süresi beni... İstatistikleri de seviyorsunuz. Şimdi. Gol ortalaması... bayağı yükselmiş. 3.33 Evet 7 2'lik sonucun tabii Beşiktaş maçıyla onun çok, çok büyük etkisi var. Var. etkisi var. Faal ortalaması biraz düşmüş. Eşleşmelerle alakalı olabilir, olabilir herhalde olabilir, değil, değil olabilir mi? olabilir hocam ama bu kadar sapma olmuyordu fauller değil mi? 3 3 genelde 3 4'e yakın bir sapma var. Topun oyunda kalma süresi 54.37. Bu da iyi. Yani aşağı yukarı tam ortalamada gibi. Evet tam ortalamada. Ama daha iyilerini görmüş. Türk oynayan Başakşehir'in en fazla topun oyunda kaldığı maçı sahip olması değil mi 58 yani. dakika? 59 hatta. Yani 59, 4 saniye 99, 59 59 dakikadan dakika. neredeyse 1 saat diyebiliriz. Ve alanya Bursa en az. Bursa'yı da burada görüyoruz. E tabii çok sert bir puan mücadelesiydi o. Onun da sık sık oyunun akıcılığının kesilmesi doğal Normal. karşılanabilir. Eşleşmeden kaynaklı bir süre ortaya çıkışı olduğunu kabul etmeliyiz. Galatasaray ile başlayalım derim. Galatasaray Yeni Malatya. E, i̇lginç bir maç olacaktı. Çünkü arka arkaya e, bu iki takım birbirleriyle oynayacakları bir haftayı yaşıyorlardı. Türkiye Kupası'nda oynadılar. E, berabere bitti. E, lig maçında değişen nelerdi? Neler gördünüz? Nasıl kazandı Galatasaray? Kısaca bir değerlendirme yaparsanız. Bir kere bir Linens performansı izledik. Biraz sonra o pozisyonlara da bakacağız, Linens'in olduğu pozisyonlara. Hı hı. Bir sol bek geçen 4 günlük maçtan sonra bir sol bek bir oyunu bu kadar değiştirir mi? Değiştirebiliyor hocam yani en azından gole katkı anlamında çok değiştiğini söylemek e, yanlış olmaz. Benim sana bir sorum var hocam. Hı -hı. Bilmiyorum kafama kurcaladı da şöyle söyleyeyim. Dört gün önce bir maç oynuyorsunuz. Malatya Spor'sunuz. Bir oyun anlayışınız var. Ve bu başarılı oluyor. 0-0 bitiyor. İstediğin sonucu yakalıyorsunuz, oyunu da yakalıyorsunuz. 4 gün sonra aynı oyunu mu oynarsınız? Yoksa bir değişiklik gider misiniz? Bir sürpriziniz olur mu? Malatya Spor'un Erol Bulut'un olmadı. İkinci sorum hocam, evet. gerçi sensin moderatör bugün evet. ama ben soruları merak ettiğim için soruyorum senin düşüncelerini. Dört gün arayla iki aynı takımla oynamak hı hı. biraz teknik adamlık göstergesi olur mu? Bir cebinizdeki bir maçı dört gün sonra oynayarak bu bir teknik adamlığın bakışı, analiz, saptama, ne dersiniz değil, oyun akışındaki görüşler bir ölçü olabilir bu kadar yakın oynandığı için? Aslında moderatörlük bu hafta size daha uygun olmuş çünkü <laughs> gerçekten çok doğru bir perspektiften bir soru. Özellikle ikincisi harikulade bir soru ki pek bu soruya cevap arandığını düşünmüyorum. Sorulduğunu düşünmüyorum. Aslında cevap aramak için harika bir soru. Kesinlikle teknik adam becerisini, teknik adam yeteneğini mutlaka gösterir. Ben gösterdiğini düşünüyorum. Dört gün arayla iki maçı aynı rakibe karşı oynamak, ilk maçtan bir şeyler çıkarabilmek. İkinci maça yeni bir şeyler getirebilmek, yeni bir şeyler katılabilmek, kandırabilmek, için rakibinizi aldatabilmek, bir değişiklik yapabilmek bir teknik adam marifetidir. Ve antrenör puanının belirleyicisidir aynı zamanda. Ben de e, bu aynı düşünüyorum çünkü de, elinizde sizde. 4 gün önce oynanmış bir oyun, İstediğinizi alamamışsınız, 4 gün sonra yine aynı malzemeyle istediğinizi alacaksınız, rakip aynı. Evet. İşte Burada teknik direktör işleri hakikaten ilk maçta görebilmek, farkı yaratabilmek bence önemli. Fatih Hoca bu konuda bence daha başarılı oldu Erol Hoca'ya karşı. Erol Hoca bir sürprizi olmadı. Bu da, bunu da ben anlayabiliyorum. İstediği sonucu almış yine devam edeyim. Kopya çekeyim yine devam edeyim. Evet. Ama 4 gün bu o iş kolay değil hocam. Bak ikinci yarı 10 maç sonra oynasalar aynı, anlayabilirim aynı anlayış. Doğru. Bir sürpriz yapabilirdi ben öyle düşünüyorum. Galatasaray'a gelince Galatasaray ne yaptı? Evet, Lines'in çok iyi bir performansını izledik. Belki bana göre Galatasaray'a geldiğinden beri bu kadar etkili, özellikle sonucu etkili bir Lines izlememiştim ben açıkçası. Evet. 3-0'a gelişinde çok büyük katkıları vardı. E, oradan Emre Taşdemir'e gideyim. Emre Taşdemir'e formayı attı hoca. Evet. Al dedi. Hı hı. Fatih Hoca dedi ki al Emre Taşdemir. Bu sol bek şeyi Nagatomo sakatken senin çok da koparıp aldığını söyleyemeyiz. Sonunda e, çok da oynadı belki olmasa da Linesse severdi. Sağ ayaklı Linesse severdi Şimdi Liness ile ilgili görüntüler var. Evet. Onlara bakacağız ama öncesinde ben de onunla ilgili bir kısa değerlendirme yapmak istiyorum. İlk defa birlikteydik. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nda, UEFA Kupası evet. maçında izlemiştik. Beşiktaş'ın gündemindeydi o zaman. Size de bana da oyuncuyla alakalı sıkça sorular sormuştu. Gördüğümüz kadarıyla değerlendirme yapmıştık. Fenerbahçe'ye karşı da gol atmıştı Sarhoğlu'nda. Evet. Kadıköy'deki maçta Molde'deyken. Mol evet. Sonuçta Beş, Beşiktaş oyuncudan vazgeçti. Galatasaray aldı. Galatasaray'da bir dönem özellikle e, Yanol ile Rıkerink döneminde ben oyuncunun takımın en zayıf halkası haline Bunlara getirildiğini düştü. e, düştüğünü değil getirildiğini, düştü. düşürüldüğünü Sen gördüm. Sen vurgu da yapmıştın o zaman değil mi hocam? Söylemiştin de o zaman da söylemiştin. Yani kötü giden bir maçta 25. dakikada falan oyundan alınmıştı oyuncu. E, bunun nasıl bir zihinsel tahribat Rikering, yaptığını. Evet. Seyircinin, kamuoyunun bakışının da oyuncuya ne kadar negatif negatif'e düştüğünü o sırada görmüştük ve orada biraz haksızlık olduğunu, oyuncunun haksızlığa uğradığını düşünmüştüm. Tam bir farklı teknik adam bakışı diyeyim, bir oyuncuyu farklı iki teknik adamın bakışının çok evet. net örneği. Vurgulamak istediğim de oydu zaten. Evet. Ve e, Fatih tam tersini yaptı bana göre. Evet. Bana tamam. göre değildi. Mesela Mariano'nun önünde falan düşündü bir ara. Yani. Evet, Mariano'nun önünde düşündü ki Mariano çok önemli bir etkileyen bir sağ olduğu oldu. Kesinlikle, değil mi? buraya geldi tabii, zaman performansı. Tabii. Ama Fatih hoc çok güvendi. Evet. Ya peki Linis Aynı oyuncuya. Mı bak, formu bir kenara bakın. Aynı oyuncuya iki farklı teknik adamın bakışı. Doğru. Değil mi? Bunun bir, çok net bir örneği bu. E tabii performans da farklılaşıyor. Yani Riker'inkin bakışıyla oyuncunun performans vermemesi son derece doğal. E, Fatih Hoca'nın bu bakışıyla oyuncudan e, alabildiğini maksimumunu alması da o da bir antrenörlük puanına ilavedir herhalde, değil, herhalde. değil mi? Kesinlikle katılıyorum Lines'in pozisyonlarına bakalım. Ne bakalım neler göreceğiz. Topla gidiyor. Hızlı ve birkaç oyuncuyu oyundan düşürdü değil mi? Malatya evet. Spor'daki birkaç oyuncuyu oyundan düşürdü çıkarken. Genelde çıkarken pası talep ederiz veya edilir. Ama driplingle topu taşıyarak çıkmak eğer rakibinizden bir veya birkaç oyuncuyu oyundan düşürebiliyorsanız, hızınızla geçebiliyorsanız o da tamamdır. Tabii kesinlikle. Bir de o, o doğru yorumlamak o mesafeyi. Evet. Bu ikinci pozisyon herhalde İkinci hocam. pozisyondu. O ikinciyi tekrar getirebilirsek i̇kinci harika alalım. olur bir önceki pozisyonumuzu tekrar getirebilirsek orada da çünkü Lines'in devam edelim. Emre topla buluşmuş. İçeriden bindirmesi var. Bu da hücumda bir katkıdır aslında. Katkı tabii. Buluşmayabilir topla ama. Savunmanın dengesini bozmak Amacıyla da veya topu almak, devam etmek amacıyla da ne olursa olsun bu içeriden yapılmış olan bindirmeyi ben Oyun kurulumunda da çok katırsız olduğunu düşünüyorum e hocam. Ve bence burada genelde Mariana tarafından oyunu kuran Galatasaray bu maçta linesi de buraya taşıdı. Doğru. Bir şekilde dört gün arayla bir şaşırtma da diyebiliriz. Yani e farklı bir iş yapmak da diyebiliriz. Çünkü ile ilgili değerlendirme yapan herkes oyun kurulumunda özellikle sağ tarafı, Galatasaray'ın sağ tarafına vurgu yapıyor. Oraya bir çizgi Çiziyor, mutlaka tabi. koyuyor. Diğer pozisyona bakalım. bakalım. Bu anlamda e, Fatih Hoca'nın burada iki maç arasında böyle bir bir şey denemiş olması, rakibini şaşırtmış olması da önemlidir. Yine çizgide topla buluştu. Sağına aldı. İyi orta mı? Bence iyi orta. İyi ortadır. Hücum işidir. Devam edelim. Bir başkasına geçelim. Başka pozisyona geçelim. Dinamik de bir görüntüsü var değil mi? Burada da harika bir savunma müdahalesi var hocam. Evet. Burada çok kritik bir müdahalesi Tabii, var. Tabii. Oyun 0-0. İşin Şimdi savunma var. tarafıdır bu. Harika bir zamanlama. Harika müdahale. Foulsüz. Oyuncunun çok içine girmeden yani. Penaltı Tabii. riskini de ortadan, ortadan kaldırarak, kaldırarak. Müdahalesiz. İyi bir savunmacılık var orada. Şimdi tekrar hücumdayız. Vücudunu kullandı. Çalımını kullandı. Golü attırdı. Gol attırdı, sayılmadı belki. O fark. Etmez Ama hocam. oyuncunun Pozisyonun yaratıcılık puanını bu. gösteren veya yaratıcılık seviyesini gösteren hücum katkısını gösteren evet. özel örneklerden bir tanesiydi. Bunu ters ayakla yapması çok daha değerli buluyorum e, hocam. Yani çünkü ben sağ kenar oynayan bir oyuncudum. Sol kenarda inanın koşunuz bile değişir. Değişir tabii. Yani ters gelir size o taraf. Doğru. Onu aşmış bir e, oyuncu olarak görüyorum Ligue evet. Yani sol kenarda da ben çok rahat da kullanıyor artık. Doğru kesinlikle. Bir sonraki pozisyona geçelim. Yine. Lines'le ilgili. Onyekoruyu çizgide buluşturdu. İçeri attı bindirmeyi. Ve penaltı. İyi koşu, evet. iyi buluşma penaltı. penaltı. Fakat bu da niyet, ciddi bir, bir de ben çok önemsiyorum. Devam rakibin arkasında koşu. Devam rakibin arkasında geçebilme isteği. Ortası tabii topla tabii. Yani karşınızdaki bir sürpriz arkadan geliyorsunuz. Tabii. O çok demarque gelen bir oyun, çok önemli. Ben bunda penaltı olduğunu düşünüyorum tartışılıyor açık gördüm. penaltı Fakat bence. Açık bence açık penaltı dağıtıyor çok, çok belirgin bir penaltı belirgin. ve oyun bir sıfıra mı geliyor hocam burada evet bu arada ben Lines'in hani penaltı üzerinden <laughs> gidecek olursak sağ terbiyesi konusunda neredeyse kusursuz bir örnek olduğunu profesyonel anlamda değil mi hocam hem profesyonel hem oyuna çok saygılı rakibine saygılı e, seyirciye Neyse. futbol ortamındaki herkese karşı saygılı ve çok ölçülü bir oyuncu çok olduğunu görüyorum. Çok ölçülü çıkmadı ee, belki performanslı işte bu ünü. Evet. Muslera'dan sonra evet. Muslera çok e, bu konuda sevilen çok, bir karakter. Çok sevilen bir, bir karakter. Ama profesyonellik anlamında. Hatta hatırlıyorum. Sen yani aklıma geldi. Evet. Çıkarsana dedim ben işte oradan başka e, isimler söyledim o anki Linesi çıkarıyorsun. Tabii. Yani 25'in değil mi öyle? 25-30 dakikalar mı Yani çıkarır, bu hakikaten tabii. oyuncu için çok e, demoralize bir durum. Ee, ama dediğin gibi ona da vurgu yapmak. Rakibe de Oyuna da, oyuna, çok da, oyuna da çok saygılı, herkese karşı çok saygılı. saygılı, pırıl pırıl bir oyuncu. Oyunu. Bence e, e, sadece Galatasaraylılar değil, yani futbola ilgi duyan, Fenerbahçe'lerinde, Beşiktaş'larında, Anadolu kulüplerinin taraftarlarının da sevebileceği, sevdiği oyuncu bir oyuncu olduğunu zannediyorum. Evet, tabii. Başka pozisyonumuz var Başka mı? Başka pozisyon da var galiba. alakalı var galiba. İkinci yarıda da var çünkü bir sıfıra getirdim maçı penaltıyla. Onu da e, gösterelim. Katkısı, bir sıfır, tabii. penaltı, evet. Lines'e. Marka o. Ben bu stoperin bu kadar öne çıkmasını da çok önemsiyorum hocam. Evet. Oyun harikulade bir pas Marka pası. Harika. Harika bir Lines orta. harikulade bir orta. İki tane savunmacının Temel görevleri savunma olan iki oyuncunun stoper, Markano'nun oyun kuruculuğu, Solbek'in, Lines'in bindirmesi, dinamik oyunculuğu ve yaratıcılığı Yaratıcı. aynı zamanda. Galatasaray, Galatasaray golü atıyor ama golün arkasında iki tane savunmacı var. Çok önemli bu. Önemli, çok önemli. Özellikle şey favori ekipler için. E, ee, ben şu iki asist diyorum şu anki kadar. Tabii. Değil mi hocam? 2 i̇ki asist, asist yapan. Asist. İki sıfıra getiren tabii. oyunu iki sıfıra getiren tabii. oyuncu. Ya yani, op da bunu istatistik kolonuna yazmaz. Op fark etmez. Futbol kolu. <laughs> ama biz... Op'tadan e, çok faydalanıyoruz tabii, tabii ama zaman mutlaka. zaman farklı ama düşünüyoruz. Futbol e, severler yazmıştır. Galatasaray'ın antrenör ekibi, taraftarlar da mutlaka e, golde lienesin katkısını e, bir yere not etmiştir. Marka öyle da bir şey söylemek zorundayım. Zaman zaman konuştuk. Marka e, marka için. Ben oyun kuruculuğunu hep çok doğru buldum, çok e, başarılı buldum. Savunmacılık performans çok eleştirildi. Hatalar yaptı. Avrupa maçlarında da, lig maçlarında da hatalar yaptı ama ben geldiğinden beri en etkili, savunma performansı bakımından en yüksek profil maçını oynadığını düşünüyorum. Marka onun katılır mısınız? Bu maç için. Bu maç için. Yani. Doğrudur, doğrudur. Ben odaklanmadım oduştu. belki Marco Aya. Ben uzaklandım baktım. birebir Kalışlarda çabukluk ki Kamara tipi çok güçlü. Kendisinden daha çok güçlü oynamak ve iri bir oyuncuya karşı oynadı. Tabii. Zordur onunla omuz omuzaya girmek. Zordur. Ama neredeyse tamamında, Aynen öyle. Oyuncuyla. Tamamında marka üstünlük sağladığını doğru. düşünüyorum. Oyuncuyla ilgili yargılarımızı bir kere daha gözden geçirmemiz gerekebilir. Çünkü e, futbolculuk becerileri öyle kolay kazanılmaz. Hatta hocam, kazanamazsınız yani. De ya vardır ya yoktur. Günümüzde Ama oyun... savunmacılık kazanılabilir, öğrenilebilir ve geliştirilebilir Bravo. bir durum. Doğru hocam. Oyuncunun ben iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Hatalar yapıyor işte bir oyuncu galiba yani. değil mi? Nasıl? çok da yaş olarak da yok, çok ideal uygun. bir oyuncu. Lindumayla ikisinin yaşı ben uygun. önemli bir Fenerbahçe maçında maçı da oynayamayacak. Onun da hakikaten evet. bir problem olduğunu ve Fatih evet. Hocam da net vurgu yaptığını evet. çok net evet. gördüm ben maçtan sonra. Evet. Dedi ki ortadaki merkez iki oyuncumuz yok. Tabii, tabii ki eksik. Yani ki, tabii. temel oyuncular olarak evet. vurguladı. Ben çok iyi bir ikili yakaladıklarını düşünüyorum hocam. Ben de. Yani bir de e, günümüz futbolundaki Galatasaray'ın seçtiği futbol da bu bir stoperin Rakip sahasının yarısına kadar gelebilmesi Tabii. toplu ve orada iş yapması tıpkı bu evet. goldeki gibi, yine severdiği pastaki gibi. Evet. Ben çok değerli olduğunu düşünüyorum bugün futbolunda. Ben de uzun vadede hem Luyendaman'ın ama daha çok Markan'ın Marka Galatasaray'a ciddi katkılar yapabileceğini Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle ben de katlıyorum. Umarım yanılmayız Galatasaray'da. Ee, yanılmayız öyle tahmin ediyorum. Ee, Geçiyor muyuz Fenerbahçe'de? Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Ankara gücüyle deplasmanda çok sert bir maç olacağı belliydi. Sert eşleşmeydi yani evet. birbirine puan puana olan iki ekip full bit, turibin, aşağıdan bir aşağıdan bağlantıyı kesmek üzere sahiye sahaya çıkan renktaşlar Ankara'da buluştular. Ne gördünüz? Hocam şunu gördüm. bunu konuşuyoruz belki siz de <laughs> bu konuda ters düşüyoruz veya düşeceğiz bilmiyorum ama ben hala Fenerbahçe'nin isim anlamında, transfer anlamında fark yarattığını ilk yarıya göre ama oyun anlamında çok var, oyun anlamında çok fark yaratamadığını düşünüyorum. Hı hı. Ki ilk yarı çok iyi olduğunu oynadığını düşünerek söylüyorum ben bunu. Ankara Cumhurbaşkanı'nın özelindeki ilk yarıyı söylüyorum. Ee, Ersin Hoca'nın şöyle basit olmasına şöyle bir düşüncesi var, şöyle bir ifadesi oldu. Bu maç bütün bu senenin özeti gibiydi. Anlatmak istediği şey şuydu. Çok pozisyona girdik, pozisyon üretmede sorunumuz yok hı hı. ama atarken kalenin içine atmada sorunumuz var. Hı hı. Ben bunun bu maça dair doğru olduğunu ama bütün bir senenin özeti olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neden? Oyun kurulumunda da birçok yetersizliği olduğu düşüncesindeyim ben Fenerbahçe'nin. Tabii ki savunma yedikleri gol çok önemli. 37-38 gol yediler galiba. 37-39 gol yediler. Bu ayrı. Oyunun bütününde bu ayrı savunma bölümü. Hı hı. Ama ben Fenerbahçe'nin becerisinin bu oyun kurulunda yetmediği düşüncesindeyim. Hocam. Evet. Kaleye atmak değil sadece. Ki Soldado'yu 3. santifor olarak görüyor sezonun başında. Değil mi? Evet. Slimani geldi, Frey geldi. Soldado ikinci yarıda Ersun Hoca'nın seçimiyle birinci santifor oldu. E, bu anlamda her şeyin çok iyi olduğunu, hı hı. sadece gole atanın yetersiz olduğu bir Fenerbahçe'den bahsetmenin bütün bu sene çok da doğru olmadığını düşünüyorum saptam olarak. Evet. Ee, Sen ne diyorsun çok merak ediyorum hocam. Ben Ersun Hoca'ya katılıyorum. Bir, bir ölçüde katılıyorum. Bir yerden hı hı. ciddi katılıyorum. Bunu şöyle izah edebilirim. Bu maçı düşünelim. Baskı yapıyorsunuz. Birkaç tane net gol fırsatı üretiyorsunuz. Doğru. Atamıyorsunuz. Sonra bir gol yiyorsunuz. 1-0 geridesiniz. Soyma odasına giriyorsunuz tabela... 0-1 yazıyor kendi adınıza. Ankara gücü adına 1-0 yazıyor. <laughs> Soyunma odasına öyle girmekle ilk girdiği iki pozisyonu atmak, atıp 2-0 girmek arasındaki farkı herhalde Tabii. çok Oyunu iyi. Oyunun resmi birisi. değişir. Oyun her, resmi şey her şey değişir. film değişir. Şimdi e, yıllar önce e, yine bir Ankara deplasmanında sanırım gençler bile oynuyoruz. E, maçtan önce takım ısınmaya çıktığında Ziko ile şeyi konuşuyoruz. E, futbolu etki eden Belirleyen faktörlerin sıralamasını konuşuyoruz. Fizik mi, teknik mi, taktik mi, psikolojik faktörler mi ilk sıradadır diye. Ben hocanın o kadar teknik kalitesi çok yüksek, sanatkar bir oyuncunun teknik tabii ki teknik diyeceğini, diyeceğini düşünmüştüm. Ben de onu şeye ikna etmeye çalışıyorum. Bak çok hazır değiliz, fizik olarak biraz gerideyiz. Yani biraz daha basmamız lazım. ikna etmeye çalışıyorum, yol yapıyorum. Hoca şey dedi, psikoloji dedi. Nasıl dedim ya psikoloji? E, tabii ki, psikoloji, zihin olarak hazır değilsen mental olarak, psikolojik olarak hazır değilsen, bir yüksek bir, koydu. Evet, yüksek bir morale sahip değilsen, gösterebileceğin bütün teknik kalitelerine sahip olmana rağmen onları ortaya koyamayabilirsin. O yüzden birinci faktör, en önemli faktör psikolojidir demişti bana. Ve ikna etti beni. <laughs> İkna oldum doğru. Yani doğru. ben onu fizyoloji dersiyle biraz daha, daha... kolaytan hocam evet. yani psikoloji e, tabi yani, ismi. Tabii. Ama ben izniyle de izniyle. zaman zaman düşünüyorum fazla mı çok biz konumuz bin teknik zaten evet. programda da bin teknik ama evet. zaman zaman düşünüyorum çünkü öyle enteresan maçlar. Evet. Bunlardan biri ki Malatya Galatasaray psikolojik faktörün hatta şey söyledi orada da dikkatimi çekti. Ee, Şimdi Aykut kaç, hocam e, özür dilerim araya gireyim. Tamam. Kaçan pozisyonlara bakalım. Onların onları görürken şunu da konuşalım ama. Eğer Fenerbahçe gerçekten net bir golcüsü, prima bir golcüsü olsaydı da veya bir iki tane prima golcüsü olsaydı da bu topları içeri atabilseydi hı hı. zihin olarak bütün oyuncuların moral puanları çok daha yükselecekti ve daha arzu edilen bir oyun oynayabilecekti bence. Katılıyorum bu kötü özelim. skorları yönetmek, kötü skorlarla geride oynayarak Optimal performansınızı ortaya koyamayabilirsiniz. Plana sadık kalmak da bunun içine dahildir. Katılıyorum. Yalnız Fenerbahçe'nin bu senesine baktığımız zaman Hı -hı. hocam Kadıköy'de bile bir daha vurgu. Kadıköy'de bile öne bir değil iki farklı geçtiği maçlarda bile yakalanan bir Fenerbahçe Doğru. izledik. Doğru. Hani yetersizliğin biraz buradan Doğru. geldiğini düşünüyorum Kifayet ben. hep var. Daha evet. büyük resimde bunu gördüğünü düşünüyorum. Evet. Ama Ankara Cumhurbaşkanı'nın maçınızda kesinlikle katılıyorum. Evet. Attığınız golü film değişecek, Tabii. resim değişecek. Tabii. Bambaşka biri gelebilir. Rakibinizin... Ama... Psikolojisi de değişecek. Tabi, tabi. Yani Onun ki psikolojik puanı tabii. düşerken sizin psikolojik puanınız yükselecek. ve şunu gayet iyi biliyoruz. Ee, performansa etki eden faktör per, e, faktörleri söyledik ama mesela psikologlar da şöyle söylüyorlar: Orijinal performansın önündeki psikolojik engeller, Kend, kendine güvenmek, yanındakine güvenmek, olmazı, tabii. yanındakine güvenmek, aynı zamanda solda da çok güvenmek sizi başka bir oyuncu yapar. Ama solda da doyuyor. Güvenmemek sizi daha titrek bir oyuncu yapabilir. Kaleciniz Harun'a çok güvenmek sizi başka bir stoper yaparken Doğru. Harun'a güvenmemek sizi daha farklı bir stoper de yapar. dönerken imtina evet. edersiniz. E tabii ki, dönemezsiniz değil. de. Doğru. Ama ben dediğim gibi Ersun Hoca'ya katılmadığım bölüm Fenerbahçe'nin bütün bir sezona baktığımız zaman Kadıköy'de dayı öne geçtiği maçları koparamadığını alamadığını, yakalandığını görmek biraz daha yetersizliğin yani olmadı. Travmatik sezonun o travmasının o da 34 haftaya dağılımıdır bence bu. O da doğru. Tamamına evet. dağılımıdır. Öyle düşünüyorum tabii ki. Derbi bittik, derbi konuşacağız tabii ki. Şey şey derbi özelde konuşacağız. konuşacağız ama Fenerbahçe'nin durumu bence öyle. şunu bir kere daha yapmıştık size şey yaptık. Hani Ersun hiç ne kadar sıçrattı Fenerbahçe? Hı. Bir teknik adam değişikliği ne kadar fark yarattı cümlesini kurarken haksızlık da yapmak istemiyorum Ersin Hoca'ya ama bugün bu sene e, bunu çok farklı örneklerini gördük. Hikmet Karaman gibi, Sergen Yalçın gibi, Okan Buruk gibi evet. alıp bir takımı hem oyun anlamında hem sonuç anlamında farklı yerlere taşıyan bu etki bekleniyor Ersin Hoca'dan. Evet. Doğru mudur hocam? Kesinlikle haklısınız. Tamam. Doğru. Bu etki ortaya çıkmadı. Sergen Yalçın ben zaten antrenör olarak çok beğeniyorum. Hikmet Karaman belki futbolu yenilememiştir ama kendisini yenilemiştir Yenilmiş. ve çok düşünüyorum. İli bir antrenör puanı vardır bu sezon. Okan Buruk'un aynı şekilde çok yüksek bir antrenör puanı vardır. Ama ben Okan, Fenerbahçe Okambur'un Okan sürekliliği de olduğunu düşünüyorum o, hocam. tabii ki var sürekli evet. Ama Fenerbahçe tipi bir ekipte işler çok kötü gidip antrenör değiştiğinde yeni gelen antrenörün çok ciddi bir sıçlama e, yapabilmesi daha başka değişkenlere bağlı. Örnek verecek olursak evet, niye sorusu Zidane evet. Real Madrid buluşması. Zinedin Zidane'la Real Madrid'in son buluşması evet. yani ilk buluşmaya bakıp şampiyon 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 Avrupa yani Şampiyonlar Ligi 3 defa üst üste aldı. Çok ne bekleniyordu şey. şeyden? Zinedin Zidane'da Real Madrid'e gelir, dertler biter. E şimdi oyunu seyrediyoruz. Oyun öyle çok uçmuyor. Bu hafta kazandılar. Zor bela. İşte Benzema attı sonlara doğru. 2-1 kazandılar. Önceki hafta kaybettiler. Yani Zidane gelip sıçramayı sağlayamadı çünkü Real Madrid tipi, kendi liginin favorisi, dominant ekibi, tribünleri dolu hani dolu olan ekibinin sahadan talepleri çok daha farklı. Yani Alanya'daki taleplerden daha farklı. Doğru kesinlikle katılıyorum hocam. Oyuna e, bakışı farklı. Tabii ki farklı. Sadece Peki. skoru almak değil çok güçlü bir oyun var. Ezici bir oyunla da skoru alma zorunluluğu geldiği var. Için, o yüzden fark yaratmak kolay değil Fenerbahçe'nin. De. Tamam da şu konuyu... Birazcık konuşsak sevinirim hocam. Tamam. Fenerbahçe'nin özel değil belki ama biraz daha genel futbol tamam. konuşarak konuşalım. Samet Hoca bırakırken dedi ki hı, hı kadro kalitesi bu kadar dedi. Evet. Şimdi Ersun Hoca geldi. Bu cümleyi kurabilirim. Kadro kalitesi bu kadar. Veya Zeynep Zinan geldi basın toplantısına girdi. Kadro kalitesi bu kadar. Benim geçen kadrom Kursiyon Ronaldo'lu kadrom değil bak ben bu kadar. Hı hı. Ben bunu çok doğru bulmuyorum hocam. Teknik direktörlük mesleğinin açılımın bu sadece bu değil. Doğru. Bu kadar oyuncu üzerinden değil. Doğru oyunu değiştiremiyorsunuz. Oyununuz yoksa oyunu yapamıyorsanız sadece yetersizlikten bahsederek olmaz hocam. Şampiyonluk için söylemiyorum Tabii ben. Katılıyorum. Bunu. Bu konuda kesinlikle en Katılıyor musun işte. hocam. Yani kesinlikle, teknik direktörün tarifini yani. çok iyi oyuncu kadrosu alır, olur ve ondan da harika oyun çıkarır diye değil. Evet. Zaman zaman çok örneklerini gördük hocam. Doğru. Adam doğru. Barcelona'dan gitti, aldı aynı oyunu başka bir yerde de oynatıyor. Doğru. Başka enstrümanlarla. Doğru. O yüzden yani teknik direktörlükte oyunu da çok ıskalamamak lazım. Bu konuyu da, e, geniş, daha geniş tamam, bir zamanda, geniş hep öyle söylüyoruz bakalım. ya bizim de kaçışımızda <laughs> <laughs> daha bu konular, geniş bir zamanda konu, <laughs> konuşuyoruz. Işte Şimdi e, Beşiktaş'a bakalım. Çok tamam. spektaküler bir galibiyet tamam. aldı. Üstelik de Rize deplasmanı zor olduğunu düşündüğümüz, bildiğimiz, kabul ettiğimiz, e, Okan Burun'un gelişiyle hele. çok daha zor deplasman haline getirdiği Rize'ye karşı 7-2'lik bir e, bir Acayip galibiyet bir var. De, bir kaç adını koyamadım yani. Hakikaten. ilk defa 7 gollü kazanmış Beşiktaş. Golleri seyredelim mi hocam? Var Seyredelim. Mı Bakalım gollere de. Orada de sizin değerlendirmenizi de. Tamam. Merak ediyorum. Şenol Hoca'nın da değerlendirmesi var. Siz dinlediniz. Evet, e, evet. Ya oyun bir kere yedik. Bu farklı böyle kesinlikle böyle bir fark değil. Yani oyun farkı değildi. Yedi Skor farkı olduğu kadar oyun farkı kesinlikle yoktu. Hatta zaman zaman bir ara şöyle bir baktım. Yüzde, ikinci yarıdaki topa sahip olma. Yüzde yetmiş ikiye yüzde yirmi lehine. lehine evet. Bayağı Fenerbahçe. Beşiktaş'ın on sekizinde oynadı bir sekiz on dakika. Evet. Fakat anlar vuruş anları ve Kalite ve beceri özellikle bay şeyin Adem Lay için hı hı. kalite becerisi bu kadar yüz ortaya koyması bence bu farkı yarattı yani. ve Güven Yalçın üç tane yaptığı vuruş ama tabi Adem Lay için harika asistleriyle yapmıştı o vuruşları da galiba 11 şut 11'de kaleyi tutuyor hocam 11'de böyle bir 11, istatisi, yani. 11'de 11. Evet. gol sayısı da 7 böyle evet. bir istatistiği yakalamak çok zor hocam tabii tamam kesinlikle. kalite beceri farkıdır doğrudur ama bu kadar yansıması saye gerçekleşmesi <laughs> çok kolay bir şey değil Kesinlikle şunu söyleyeyim olarak. Oyun farkı 7-2 değil. Ama skor farkı Adem Laiç kalitesi de 7-2 evet, Hocam istatistiklerde çok çarpıcı bazı bakalım kolonlar hocam. var. Şut adedi Beşiktaş'ın 11. İsabetli şut adedi 11. Ceza sahasında topla buluşma 11. Vay 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 hocam. Ortaya Bakın ceza sahasında topla buluşma 36 bize sporda. Onu da söyleyelim evet. ki çarpıcılık evet, biraz abi. daha vurgulansın evet. hocam. 36'ya 11 farklı giriyorsunuz. Giren ama, 11'de 7 yapıyor. Evet ama ne kadar yüzdeli oynadığını tabii. tabii, o yüzdeye ulaşabilmek için de ciddi bir kaliteye sahip olmalısınız. Zor çok Biraz açık. diyor. Tamam güven 3 tane attı. Evet. Gökhan'ın hatalarından bahsediyor. kaleci ki çok formda bir Gökhan vardı. Öyle Son haftalarda. Ama çok becerili işler yaptı Beşiktaş hocam. Bu arada orta kolonu da ilginç. Beşiktaş sadece 2 orta atmış maçta. Kuvarezma'ya doğru gideceğiz kadar. buradan değil mi? Kuvarezma ve Beşiktaş'a evet. mı gideceğiz hocam? E tabii ortaya gideceğiz. Kuvarezma yine merkezden bir ucum. Bak yine merkezden bir ucum. Harika hmm. bir asip. Bu bana offside gibi geldi ama niye olmadı bilmiyorum. Hı. Hmm. Yalnız kusursuz gol pasları kusursuz bunlar. Kusursuz gol pasları tabii ki. Her şeyin başında. Gerçekten çok yine üst düzey. Yine Adem'in değil mi? Evet üst düzey oyun organizasyonları bunlar. Tabii oyuncunun bireysel becerileri, birkaç oyuncunun ofansif kalitesi yüksek birkaç oyuncunun ligimizde hala bir maçı bir yerden bir yere getirebilmesinin mümkün olduğunu görüyoruz. Ben yani futbolda da böyle olur. Hep her zaman böyle her zaman. Yani. Sadece bizim ligimizde. Ama Güveninde hakikaten e, çok net vuruşları vardı bu maçta. Gol sevinçleri e, nasıl acaba? <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> çok seviyorum gol futbolu buna. <laughs> buna çok sevinemedi çünkü filerinden geçti gitti top bu hocam. Evet. Sonra verildi karar. Evet. Ee, ekrana bakıp verdi çok net gol oldu e, ama fileyi enteresandı bu da geçiyor ve dışarı çıkıyor top filelerden. Evet. Bu da yedinci gol. Hocam hakikaten yalnız bu istatistiği optacı arkadaşlar da alsınlar bir kenara koysunlar. Evet. Son zaman zamanlarda bakalım buna. E, tabii. Hocam ben görmedim. 36 kere girmiş ceza sahasına. 11 kere girmiş rakip. Evet. Ve maç 7-2. Varsa örneği çok gidin. merak ederim. Evet, doğru. Kolay olacağını düşünmüyorum. Az rastlanan, nadir rastlanan çok bir nadir. örnektir ama futbolun cazibesini arttıran unsurlardan bir tanesi. Az rastlanan şeylerin o Veya hiç rastlanmayan çok zaman değerli zaman. gelmesi bize, izlenir, i̇lk defa seyredilebilir olması. hale gelmesi, Doğru. tabii ilk defa olması. Bunlar futbolda cazip yapan unsurlar. Tabii çünkü bazen bir 7-2'lik maçlar bir alır <laughs> futbol perişan eder rakibini, 7-2 biter. Öyle değil. 36 kere rakibiniz giriyor 18'e siz 11 kere giriyorsunuz evet. ve maç 7-2 galip bitiriyorsunuz. Evet. Şimdi Beşiktaş'ın önümüzdeki haftaki rakibi Başakşehir. Biraz o maçla ilgili de kısa bir değerlendirme S alalım Ondan sonra şeye bakalım. Başakşehir'e bakalım. Başakşehir'i e sezon başından beri söylüyoruz. Biraz sonra yine söyleyeceğiz. Sabırlı ve güçlü bir oyunu var, değil evet. mi hocam? Doğru. Sabırlı. Hı -hı. E, güvenli, güçlü Hı -hı. bir oyunu var. Soru şu. 28. haftada şampiyonluk 6 puan önde giderken Vodafone Arena'da Beşiktaş sahasında sen aynı oyunu oynar mısın? Seçtiği plan bu mu olacak? Seçerse oynayabilecek mi? Bunun karşısında ne var? Bu oyun oynatmayacak ne var sizce hocam? Oynamasını engelleyecek bir şey var mı veya yani Ne yapabilir? Siz sordunuz ben soruyla karşılık verdik. <laughs> evet. Birinci belirleyici yani Be Beşiktaş Başakşehir eşleşmesinde birinci belirleyicinin topu kullanma değil kaybettikten sonra geri kazanma süresi olduğunu düşünüyorum. Bu eşleşti Beşiktaş için. Evet kesinlikle. Ben her iki taraf için de öyle olduğunu düşünüyorum. Eğer Başakşehir kendi orijinal rakamına gelirse topu geri kazanma süresi bakımından maçın favorisi. Bunu Vodafone'da Çünkü, yapabilir mi hocam? Nasıl? Vodafone'da yapabilir Kolay mi? Değil. Kolay değil. Kolay Hiç değil. Önce bir lazım. Beşiktaş kendi orijinal rakamına gelirse o şampiyonluk senelerindeki 8.1, 8.2'lere gelirse e maçın favorisi bu sefer Beşiktaş. E zaten en büyük evet. gücünü pastan alan Başakşehir bunu yapamadığını defanstan Tabii. çıkamadığını görüyoruz Tabii. o zaman. Daha çok kazanılır olursa daha Tabii. çabuk kazanılır. Veya geri çok güzel, çok güzel bir yerden yakaladı. Çok güzel bir yerden yakaladı hocam. Hakikaten evet. kullanımdan çok çabuk kazanılını daha çok belirleyici evet. olacak bir maç diyorsun. Çünkü kullanımda sürpriz hiç göreceğimizi zannetmiyorum. Ben de. Eğer Başakşehir çok büyük bir direnç, fiziksel direnç görmezse, fiziksel direncin de ötesinde eğer çok sahiçi ve uygulanabilir bir plan görmezse geriden oyun kurarken kurar mı dedi? kuracak. Bunu kuracak. Orada sürpriz yok. Peki planı olur mu Beşiktaş'ın şey hocanın? Olması gereksiz. Yoksa çıkıp sadece iç sahada oynuyorum. Coşkum var, seyircim var. 50 45 bin kişi var. Çıkarım ben bu coşkuyla. Denendi. Ile... Denendi daha önce. Karşı bulamadı. Beşiktaş harikulade futbol oynayarak Son... gümbür gümbür Vodafone atmosferiyle oradan bir bir çıktı mesela. Evet hatırlıyorum. 7 maçın zaten 3'ünü Başakşehir kazanıyor. 3'ü evet. berabere bir mağlubiyeti var sadece. E, tabii. Tabi. O, o yüzden, yüzden bence sadece coşkunun yetmeyeceğini çok deneyimli bir takım var artık. Tabii. Ya yani sadece Vodafone coşkusunun, iç saha coşkusunun yetmeyeceğini düşünüyorum. Yetmeyebilir. Karşıda bir plan var çünkü. Evet. Be Beşiktaş'ın da iyi bir planı olmalı. Doğru, doğru söylüyorsun. Beşiktaş'ın kalitesini ben hala ligimizdeki birinci e ekip olduğunu düşünüyorum. Kadro kalitesi. Santfor'u en iyi Santfor. Hem <gülüyor> fikiriz. Hem <laughs> fikiriz. en iyi organizatörlerden bir tanesi. Katılır mıyız? Hele son maçlar geldikçe en iyisi diye en bekler, diyebilirim. Bekler. Üçü de. yani Gökhan Caner şey. ile beraber Adriano. Tabii, Adriano. Yani Be Beşiktaş'ın Atiba Dorukan fazla geçti Atiba, Atiba, milli Dorukan şey, şey, öyle anlatacağız. E medel. Yani her türlü kombinasyonu açık. Harikulade bir Kagawa. Kemik 11'i var tabii ki Kagawa. 80. dakikada oyuna girdi tabii, Kagawa. 70 küsürde girdi. Tabii, özel oyuncular çok Beşiktaş'ta ama Başakşehir'e karşı bir planda gerekiyor bence. Peki kadro mu oyun mu? Bu kadroda güçlü 4 senelik bir oyun var, 5 senelik bir oyun Süper var. Süper soru, ee, harikada cevaplar çıkacak maçtan. Kadro mu, evet. oyun mu? Ee, cevabı tabelaya bakarsak oyun. Ben oyun birinci sırada. Başakşehir'in buradan da çıkabileceği ihtimalini düşünüyorum hocam. Çünkü çok zor bir şey. Gidiyorsunuz Vodafone'a, Beşiktaş'ın çok e, moralle durumu var. İşte ko ikinciliği kovalıyor belki işte neyse şampiyon mücadelesinde oradan çıkabilirseniz Hakikaten bu oyun hakkında başka şeyler söyleriz. Daha övgüleri biraz da arttırabiliriz hocam. Siz zaten yeteri kadar bence söylüyorsunuz. Oyunun hakkını veriyorsunuz. Sık sık altını çiziyorsunuz. Oyunun gücünü, e, Abdullah Avcı'nın antrenörlüğünün altını sık sık çiziyorsunuz. Ben de kesinlikle sizinle hemfikirim. E, antrenörlük mesleğini çok ileriye taşıdığını, bayrağı çok ileriye götürdüğünü görüyorum. Ben de benim de gözlemim bilmiyorum tabii bu çok tartışmaya olabilir tartışılabilir farklı farklı söylemlere de olan olabilir evet, ama olacaktır. Teknik adam bölümünde dünya ile entegrede e, çok izler görüyoruz yani, yani Batı Avrupalı izlerim. meslektaşlarına en yakın olanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Yanına, bana öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Ha, bakalım <laughs> bu gerçekten. oyun ama sonuca gelecek mi? Bu sonuca varacak mı? Bu çok önemli. Şu ana kadar sonuca gelmiş. Evet. Zirvedeler. Puan farkı da var. Ama finali yapmak da önemli çünkü e, iki sene o, önce yine yaptı olmadı. O. Kazanamadı, en önemli soru. Bu arada bir kestirme soruda, Başak Beşiktaş Başakşehir, Fenerbahçe Galatasaray. Tabii ki e, çok var. özel bir haftadayız. Çok özel haftada. Ama hangisinden daha kaliteli oyun bekliyorsunuz? Bu iki maçtan hangisinden daha kaliteli oyun çıkacak sizce? Ben başakşehir çıkıyor Beşiktaş maçından daha kaliteli bir oyun çıkacağını, adına daha çok şey alacağımızı. Aynen. Ama heyecan anlamında öbür taraf değil mi? <laughs> <bu> tarihi bozmanız <laughs> mümkün, değil, bu tarih, mümkün değil bu tarih, Fenerbahçe Galatasaray tarihi. Evet. Hocam bıraktık futbolu. Evet. 8 yıl geçti, veteran turnuvasına gittik. Evet. Beşiktaş Galatasaray maçı oynanamıyor bir tane, olmuyor. Kavga mı çıkıyor? 8 yıl geçmiş. Ama onların ruhunda o var oyuncuların. <laughs> <ruhunda>. Fenerbahçe <laughs> Galatasaray başka bir şey. Tabi, bu derbilere oynamak da. Ama ben oyun kalitesi çok... ve futbol adına dair e, çok çok anlaşılabilir şeylerin Beşiktaş kalası şey Başakşehir maçından çıkacağını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. E, kesinlikle izlencelik bir maç olacak. Farklı saatlerde olması, günlerde olması da harika. Harika e, bence. Üst üste binmemesi. Ya bir izleyici İki olarak izlemek bir istiyoruz. Yani. Olarak, evet, ikisini de izlemek istiyoruz. E, merakla bekliyorum. Ben Heyecanla de. da bekliyorum. Çok harika maçlar vaat ediyor maç de. eşleşmeler. Fenerbahçe Galatasaray maçının heyecanı. Beşiktaş-Başakşehir maçının oyun kalitesi nerelere götürecek acaba? gerçekten çok merak ediyorum. Umarım yanılmayacağız. İnşallah. E, ee, derbide neler İki, göreceğiz 2-3 kelime, kelime edelim mi 2-3 kelime edelim. Hocam. Galatasaray'ı konuşurken söyledik. Leon, Leon diye ma şey, Markao eksikliği. Evet. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın bu Türk Telekom'da oynansa aynı cümleyi kurmayabilirdim veya aynı vurguyu yaparak kurmayabilirdim. Ama merkez savunmanın bu maçta olmaması çok etkileyecektir Galatasaray'ı. Ama sizin Söyleyecekleriniz bana daha önemli geliyor. Çünkü tarihteki ben Galatasaray Fenerbahçe maçı ne sahanın kenarında en çok tribünde bulundum en fazla. Ama senin sahanın kenarında bulunma şansın oldu hocam. Onu tabii ki siz bin çok, izlenen, çok iyi tarif çok ettin. Evet. Çok arada çok puan farkıyla çıkıyorlar. 32 puanlı Fenerbahçe ile kaç puan Galatasaray? Galatasaray'ın puanı Oyun da. farkı da ligdeki farkı da çok fazla. Ama oyuncu Psikolojisini sen çok güzel tarif ettin. Onu ben bir daha yani, dinlemek istiyorum senden. Herhangi bir takım olsaydı bu hafta nasıl psikoloji olur Fenerbahçe'de? Galatasaray'ın üzerine nasıl psikoloji olur? Fenerbahçe'nin 32, Galatasaray'ın 55 puanı var. Yanılmıyorum değil mi? 25, 55 puanı. 23 puan. Evet. 23 epey bal fark. fark var. Ama bu eşleşmelerde benim kendi gözlemim bu. Yanılıyor da olabilirim ama Fenerbahçe'nin seyircisinin stratejisi. Galatasaray eşleşmelerinde hep aynı ve hiç değişmeyen bir şekilde gitti. 20 yıldır da çok belirleyici Tabii, oldu. Çok belirleyici oldu. Oyuncuların kendi türbünlerinden alabilecekleri maksimum desteği, başka maçlarda görmeleri muhtemel bazı protestoları asla görmeyecekleri, hiç kendi kendilerinin ayağındayken top hiç uğultu duymayacakları, büyük bir güvenle ve krediyle maça çıkacaklarına eminim. Bunu biliyorum. Bunu yaş yaşayarak gördük hepimiz gördük, gördük. yani. Ya şu cümleyi kurdurmuştur bu şeyler derbiler. Küme düşeyim, Galatasaray'ı yeni Ya bu çok boş değildir <laughs> ya havaya tabii söylenmez. Tabii. Tabii. Ya bu rekabetin keyfi buradadır tabii. zaten. Tabii ki. Küme düşelim, Galatasaray'ı yenelim veya tam işte Galatasaray, Fenerbahçe için vardı. Ee, Umuyorum bu derbinin keyfini, bu heyecanla beraber. Evet. Ee, biz de orada olacağız herhalde. Büyük olacağız, ihtimal. orada olacağız, izleyeceğiz. Atmosferi bir kere daha teneffüs edeceğiz. O da bizim için bir ayrıcalık Salı olacak. Salı günü de teknik anlamda biraz da o derbi, heyecan, coşkusu da değil de biraz teknik anlamda değerlendiririz evet, herhalde. Salı günü de de değerlendireceğiz. Sonra. Şampiyonlar Ligi maçları da var bu evet. akşam. Onları seyredeceğiz. İlginç eşleşmeler var. Önümüzdeki hafta hem Şampiyonlar Ligi'nden seçtiğimiz bazı pozisyonları hem Premier Lig'den kestiğimiz, hazırladığımız bazı pozisyonları. Ekranımız geri dönüyor ee, ekran, değil mi hocam? Ekran geri dönecek. Siz çok seviyorsunuz ben orayı. Ben seviyorum oraya kalkmayı. Ee, sizin <laughs> özel isteğinizle geri dönüyor. O geri dönüşü birlikte yapacağız. Ee, önümüzdeki hafta görüşürüz herhalde görüşürüz. tekrar değil mi? Görüşmek üzere. Tamamdır.